Teşekkür ederim. Çok güzel ve çok geniş bir açıklama oldu. Yani şu bakımdan her fikre açık olduğumuzu göstermemiz açısından bu önemlidir. Bir Marksist de gelip görüşlerini anlatabilir. Bir Mason da gelip görüşlerini açıklayabilir. Mason karşıtlığı veyahut Marksist karşıtlığı veyahut bir başka düşünceye karşı karşıtlık insani bir tavır değildir. Her fikre, her düşünceye özgürce kendini beyan etme hakkı verilmesi gerekir. Questo dice la massoneria, libertà di pensiero. Evet, zaten masonluk da budur, düşünce özgürlüğü. Evet, düşünceye baskı insani bir tavır değildir. Yani onu bir insan eğer savunuyorsa, o bizim muhatap olabileceğimiz gibi bir insan değildir. Bir insanın dinini yaşamasını baskıyla ortadan kaldırmaya kalkmak, inancını baskıyla ortadan kaldırmaya kalkmak ve bunun adına da cihat demek Müslümanlık değildir. Müslümanlık her görüşe, her düşünceye özgürlük verir, onları koruyup kollar. Ki İslam'ın en karşı olduğu müşriklerdir. Müşrikleri bile bir yerden bir yere canınızı feda ederek, Allah rızası için feda ederek güvenlik içinde alıp götürün, güvenli yere ulaştırın diyor Kur'an. Yani putperestlere dahi şefkat duymamızı ve onları koruyup kollamamızı söyler. Yani bunu ben cihat yapıyorum diye insanların canını yakmak, terör uygulamak, kan dökmek, insanlara ızdırap vermek kutsal savaş değildir, cihat değildir. Io intanto queste due parole, guerra santa, la scinderei, perché come ho detto prima, la guerra è solo guerra, non è guerra santa, la guerra è solo criminalità. La guerra è eccidio, cioè la parola santa ci sta male, cioè come ho detto prima nessuna guerra può essere santa. Guerra ci possiamo mettere la parola a fianco distruzione, non la parola santa. La parola santa è un significato molto profondo che secondo me va tolto, perché le guerre sono mosse da criminali e da malati di mente. Non sono mosse da uomini santi. Cihat olarak adlandırdığınız, bizim dilimizde de kutsal savaş olarak ifade edilen ifadede aslında o kutsal kelimesini kesinlikle bir kenara koymamız gerekiyor. Savaş sadece savaştır. Savaş sadece yok etmedir, cinayettir. Ve bu savaşları çıkaran kişiler, yapan kişiler kutsal olamaz. Sadece hastalıklı zihinler ve suç işleyen insanların eseridir. O yüzden onu ayırmamız gerektiğini, yani kutsal olanla dini olanla savaş ibaresini zaten tümüyle ayrı yerlere koymamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten ahir zamanda gelecek olan Kral Mesih Mehdi dünyadan bütün savaşları kaldırıyor, terörü kaldırıyor, anarşiyi kaldırıyor. Allah savaşı istemiyor insanlardan. Yani bu istenen bir şey değil. Ama meşru savunma vardır. Yani meşru savunma. Kutsal olan odur. Meşru savunma hakkıdır. Yani kendini savunma hakkı. Yoksa insanlara dehşet saçarak, insanlara ızdırap vererek, hırs yaparak kendi inancını, kendi düşüncesini iknaya çalışmak ve bunun için de cebir ve şiddet kullanmak yakışır bir hareket değildir. Normal bir insanın yapacağı bir şey de değildir. Ama meşru savunma mecburiyettir. Yani çünkü bir zulüm varsa insan kendini savunabilir. İsa Mesih'i de biz bekliyoruz. Hatta geldiğine inanıyoruz İsa Mesih'in. Yani İsa İbni Meryem'in. O da geldi vakit dünyadan savaşları kaldırmak, tamamen kaldırmak, silahları tamamen kaldırmak, kan dökülmesini tamamen durdurmak için görev yapacaktır. Bunu bize Peygamberimizin hadisleri belirtiyor. Onunla beraber hareket edecek olan Kral Mesih Mehdi de aynı şekilde savaşları yeryüzünden tamamen kaldırıp dünyaya barışı ve kardeşliği getirecektir. İkisi birlikte hareket edeceklerdir. Io me lo auguro con tutto il cuore. Ben de tüm kalbimle bunu diliyorum. Io me lo auguro con tutto il cuore. Però la malvagità dell'uomo è una cosa che il mondo, nel mondo c'è in abbondanza. Quindi secondo me
bisogna lavorare per far diventare l'uomo più buono, più dolce, più predisposto alla pace. Evet, tabii ben de fikrim sizde. Ancak insanlar çok gaddar, dünyada gaddarlık çok yayılmış durumda. O yüzden bizim insanı, insan dediğimiz varlığı daha iyi, daha tatlı, daha barışa yönelik bireyler olarak olmasına çalışmamız lazımdır. Pek tabii ki bu bize Kur'an'ın emridir, Allah'ın emridir. Tevrat'ta da bu şekildedir, İncil'de de bu şekildedir. Zulüm ve gaddarlık, sadistlik, sevgisizlik ahlaksızlıktır. Tevrat'ın ve İncil'in, Kur'an'ın hepsinin ortak anlattığı budur ve hepsinde şiddet, nefret edilecek bir konudur. Sevgi de en beğenilen, en güzel olandır. Zaten Tevrat'ta da uzun uzun anlatılır. Kral Mesih'in dünyadaki kan dökülmesini tamamen durduracağı, silahların eritilip sosyal, faydalı olaylarda kullanılacağı, tabii detay vermiyorum ben, uzun uzun sayfalarca anlatılır. Sanat, bilim, sevgi ve demokrasi Kral Mesih'le ve İsa Mesih'in birlikte hareket etmesiyle bütün dünyaya hakim olacak. Bu bizim inancımız. Ve inancımıza göre de Kral Mesih'in çıktığını, İsa Mesih'in de geldiğine inanıyoruz. Ve dünyada olduğunu ve bu yüzyılda bu kardeşliğin, bu dünya hakimiyetinin, bu dünyadaki barış anlayışının netleşeceğine, kesinleşeceğine inanıyoruz. Tapınak şövalyeleri de aynı şekilde. Anki templari. Onların da çok olumlu katkısı olacağına inanıyoruz. Anki crediamo che anche loro daranno un aiuto positivo a questo. Dünya bayram yeri gibi olacak. Il mondo sarà come un luogo di festa. Çok neşeli, sevinçli bir dünya olacak. Sarà un mondo lieto. È il sogno di tutti noi. Hepimizin rüyası, düşü bu. Evet. Lavoriamo per quello. Evet. Bunun için çalışıyoruz. Sınırlar kalkacak, pasaport olmayacak, vize olmayacak. Özgürce kardeşlerimize kucaklaşacağız. Roma'ya gideceğiz, gençlerle hep beraber eğleneceğiz. Buradan beraber Beyrut'a gideceğiz, orada eğleneceğiz. Allah'a topluca şükredeceğiz, hamd edeceğiz. Evet, herkes tertemiz giyinecek. Tutti si indosseranno. Çok zevkli bir ortam olacak. Kadınlara karşı saygısızlık, kadın düşmanlığı dünyadan kalkacak. Çocuklar ezilmeyecek. Yaşlara saygı duyulacak ve herkes zengin olacak. E tutti saranno ricchi. Çünkü savaşlar duracak. Silaha ayrılan para barışa, güzelliğe, medeniyete, genel ihtiyaçlara harcanacak. Binlerce yıldan beri süren bu ızdırap sona erecek. Dünyanın sonu çok muhteşem bitiyor. Her yer yemyeşil olacak. Bahçeler, bağlar, meyvelik. Genç kızlar rahat rahat istedikleri yere gidecekler güvenlik içinde, sevinç içerisinde. Kimse kimseyi üzmeyecek, kızdırmayacak, acı çektirmeyecek. Bunu Tevrat söylüyor, İncil söylüyor, Kur'an söylüyor. İsa Mesih İbni Meryem ve Kral Mesih Mehdi bu güzelliği bu yüzyılda neticelendirecekler. Ama hep birlikte bunu güzel sonuca ulaştıracağız inşallah.